Merhabalar, içerime hoş geldiniz. Şimdi bir arkadaşım geldi. Gelmişken üzerine kullanmış olduğu motorla ilgili size küçük bir bilgilendirme yapayım. Motor severler için bu içeriğimizi çalıştırdık. Bir Yamaha Tendere 1200'lük World Crosser diye geçen bir model. Motorla ilgili detay bilgi için arkadaşım Hasan sizleri biraz bilgilendirsin. Motorun sahibi daha detay bilgi verir size. Evet, şimdi İzmir Otokent'te Altın Motors'tayız. Hazır oraya güzel arkadaşımız gelmişken, Bilen Bey'in mekanına. Daha önce karavan videolarımızdan Altın Motors'u tanıyorsunuz. Şimdi bu motorla ilgili Hasan kardeşim sizlere biraz detay bilgiler sunsun. Evet kardeşim, sen şimdi motorla ilgili bir bilgilendirelim motor sever arkadaşları. Motor Yamaha'nın Super Tenere modeli. Bu motor 2014 model. 2014 yılın itibariyle bunlarda elektronik süspansiyonlu sistem var. Biraz modifiye edilmiş hali bu. 114 beygirlik bir makineye sahip. Üzerinde şaft aktarması var. Genelde uzun yol motoru olarak kullanılıyor bunlar. Burada her türlü donanıma sahip bir araç. Traction control sistemi var. Üzerinde bununla beraber LG ısıtmasına kadar, cruise kontrolüne kadar her şey var. Yamaha'nın bu en büyük modeli, amiral gemisi diyebiliriz. Dolayısıyla hem otoyolda hem de off-road yollarda kullanımı çok rahat. Enduro tipi olduğu için değil mi? Cross gibi gezilerde de tabii, uzun kullanılabilen bir motor. Böyle üçlü çanta setleri var. Bunları hazır aldın. Takım çanta, bunlar galiba Yamaha'ya ait. Tabii, evet. Yamaha'nın orijinal şeyleri. Evet. Dolayısıyla burada çok büyük taşıma kapasiteleri olabiliyor. Bunlar kilitli, güzel böyle sandıklar. Tabii. Hepsinde kilit var. Evet. Şaft aktarma sistemi altında. Şurada mı? Şurası. Evet. Bu beraberinde bakım gerektirmeyen bir mekanizma. Zincirler çünkü 500 kilometrede bir yağlamak, temizlemek gerektiriyor. Hı-hı, zincir yok bunlarda. O anlamda zincir yok. Lastik ebatları nedir bunların? Lastik ebatları şurada. Bu Pirelli'nin Scorpion'unu kullanıyorum ben. Evet. 150'ye 70-17. 150'ye 70-17. Evet. Bilgi olsun diye motor severler bilsin. Bunda ayrıca bu makinede World Crosser set var böyle. Hı-hı. Bu koruma sistemleri. Ha, üzerindeki World Crosser yazan bu evet. Ekipmanların ismi. Buradan tutuyorsun arkaya kadar böyle takım halinde böyle bir set. Karbon kaplamalarla. Uzun yollarda özellikle off-road kullanımlarda böyle sisli ortamlarda çok rahat oluyor. Sis farları. O noktalarda kullanıyorum. Ayrıca ön arka disk galiba değil mi? Ön arka disk sistemleri. Tabii. Ayrıca bunda kontrollü ABS var. Kontrollü ABS. Yani ön freni sıktığınız zaman bile motor kendisi 160'a 140 oranında aktarma yapıyor. Arka lastiği de kontrol edebiliyorsun. Evet. Dolayısıyla bu böyle burada ön korumacımı bunlar komple elcik korumalar. Hı hı. Çok dolu bir makine. Yani bir araba gibi neredeyse. 114 beygir mi dedin? 114 beygir. Bununla beraber bu tarz motorların içerisinde işletimi en ucuz motor. Hı hı. Diğer bakım maliyetleri tahmini? Bakım maliyetleri şu anki en son bakım maliyetinde yaklaşık 750-800 liraya güzelmiş. Bakımını çıkardım. Güzelmiş. Dolayısıyla şu anda beni her anlamda çok tatmin eden bir makine. Evet. Çok memnunum. Kullanımı güzel. Harika, keyifli. Harika. Ve Yamaha zaten bu konuda kendini kanıtlamış bir motor. Gattar bir makinesi vardır. Evet. Güzeldir yani. Çok şöyle problem güzel, çıkarmaz. Dikiz aynaları falan cips biraz. Yani burada bütün şeyi buradan kontrol edebiliyorsunuz kumandaları. Hı-hı. Dolayısıyla elcik ısıtmalar, cruise kontroller hepsi burada. Tamam. Traction kontroller buradan i̇şte ayarlayabiliyorsunuz. Ekrandan çıkıyor. Tabii. Çalıştırdığımızda ekran açıldığında görürüz. Şurada traction kontroller. Modlar,
yakıt, ortalama yakıtın. Hepsi, kilometresi, her şey buradan ulaşabiliyorsunuz. Şey olarak depo falan ne kadar, kaç litre alıyor? Depo 17 litre alıyor. 17 litre alıyor. Ne kadar gidiyor tahmini kilometre? Valla yaklaşık olarak bu normal kullanımda şerit dışı karışık. Şu anda 5.3'lerde yakıyor. 5.3'lerde yakıyor. Uzun yolda 120 ile stabil halde kruvaz kontrolü aldığım zaman 4 litre, 4.5 litre bandında yakıyor. Evet. Boyutlarına baktığınız zaman gerçekten güzel bir makine. Hı-hı. Az ekü diyebilirim yani. Evet. Şöyle yakından biraz detay çekimler de yapalım. Şurada motor sıvıları var. Şöyle motorun bulunduğu bölgeyi yakından da alalım. Ayrıntısı var. Takipçiler bazı şeyleri daha detaylı merak ediyor. Burada çok güzel bir koruması var. Bu her makinede olmayan korumalar. Motor koruma değil mi bu? Motor koruma. Burada kartel koruma diye geçiyor. Kartel koruma, evet. Bununla beraber şaft koruma diye geçiyor. Hepsi Yamaha ürünüdür bunların. Evet. Bunlar tabii ki motora ayrıca bir güzellik ve size de bir güven veriyor. Kullanım kolaylığı sağlıyor. Koruma sağlıyor. Tabii ki. Evet, bir çalıştıralım, bir sesini de duysun takipçilerimiz. Tabii. Üzerinde Lomis egzoz var. Şuradan anlık motor sıcaklığını, her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Burada trip 1, trip 2, uzun yollarda çok rahat oluyor bunlar. Evet. Şurada dış ortam sıcaklığı, ortalama yakıtım ve kilometrem var. Evet. Burada traction kontrolüm. Burada iki mod var bunda. Spor mod ve touring mod. Uzun yolda genelde touring modu kullanıyorum. Ama böyle kısa mesafelerde genelde motorun daha aktif olmasını istediğim zaman spor moduna geçiyorum. Şu anki. Üzerinde Lomis egzoz var. Performans egzozu. Lomis egzoz. Lomis egzoz. Evet. Şu anda diyebilirim piyasanın en dolu makinelerden birisi. Şuradaki insanlar bunu genelde bilmiyor. Yan rüzgar saptırıcı diye geçiyor bunlar. Ha, rüzgar saptırıcı. Yani iki tarafta da mevcut olan bir şey. Otomanda özellikle yüksek sürüşlerde buradan gelen rüzgarı yardım, yana veriyor. Evet. Senin daha stabil gitmeni sağlıyor. Evet. Fazla sarsılmanı engelliyor. Tabii. Şöyle kesici sesi de verelim. Motor severler o güzel sesi duysun. Evet. Değerli takipçiler, güzel bir motor. Hasan arkadaşımızdan yardım aldık. Sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Değerli arkadaşım, bu konuda sizlere umarım yeteri kadar bilgi vermiştir. Tatmin etmiştir sizleri. Gördüğünüz gibi kanalımızda her türlü konuyu işlemeye çalışıyoruz. Öğrenmeye, gelişmeye devam ediyoruz her zamanki gibi. Beğeni, like atmayı unutmayın. Kanalımızı takip eden dostlarımız, kanalımıza abone olmayı unutmasak, abone değilse, bu güzel aileyi büyütmeye devam edelim. Sizlerle bu güzel enerjiyle daha güzel günlere inşallah, daha güzel çalışmalarda buluşmak dileğiyle. Sağlıklı günlerde kalın, sevgiyle kalın, Pusula Çağlayan'da kalın, hoşça kalın.